Ablacığım hoş geldin. Evet, genç kardeşlerimizi özellikle ortaokul, lise çağındaki kardeşlerimizi mutlaka yayınlarda görmek istiyoruz. Bu arada sizler de sorularınızla yayına katılabilirsiniz. Ama tabii ki öncelikle bir hocamızla soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Ardından tabii ki evet, istek. Evet, şu an bekleniyor diyor. İnşallah Adem hocamızı bağlayacağız. Kurtuluş oldu Evet, mu? oldu hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı İyi akşamlar. Ramazanlar diliyorum. Evet hocam, şu an Gördünüz değil mi? 50 takipçimiz var hocam şu an. İnşallah sayı Maşallah. birazdan daha da yükselir. Ben bunu videoyu YouTube'a da kaydetmeyi düşünüyorum izniniz olursa. Tabii. İnşallah bu yayın birçok gencimize ilham kaynağı olacak, motivasyon olacak. Buradan İnşallah. alacakları bir söz, bir kelime inşallah burada onları belki de çok kritik bir noktadan eşik atlatacak diye düşünüyorum. İnşallah kurtuluş, çok sevindim. Güzel bir yayın olmuş. İnşallah güzel şeyler olur. Hem de Evet. bu sıkıntılı dönemde herkes açısından bir moral olur diye düşünüyorum inşallah. Evet hocam, malumunuz pandemi dönemindeyiz. Yani durumlar çok zor gerçekten. İnşallah en kısa sürede ülkece atlatırız ve eski günlerimize tekrardan geri döneriz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Adem hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum. Ve birinci sorumuza başlayalım. Bugün biraz soru cevap yapacağız. Biraz doğaçlama ilerleyeceğiz. Spontane gelişecek. Daha sonra öğrencilerimizden soruları olursa oradan sorularımızı alacağız ve yayınımızı bir ortalama yarım saat içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Ama devam etmek isterseniz de tabii ki memnuniyetle devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Dilimizin döndüğünce biz de cevap vermeye çalışacağız. İnşallah hocam, size güveniyoruz. Adem hocam, öncelikle ben kısa bir reklamınızı yaptım ama sizden, kendinizden en baştan olmak üzere spora başlama noktasından bugünlere kadar kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Evet. 1973 Çubuk doğumluyum. Futbola 1987 yılından Çubuk'ta genç amatör sırasıyla profesyonel sınıf takımlarda oynadım 2000 yılına kadar. Futbolu fazla oynamadım. 28 yaşında bıraktım. 2000 yılından bu tarafa da bütün kategorilerde özellikle Çubuk'ta teknik adam olarak görev yapıyorum. Halen devam ediyoruz işte görev aldığımız sürece. Evet. Yani kısaca hayatımız futbolla geçti diyebilirim. Yani 46 yılın 30-32 yılı bu futbolun Evet. içerisindeyiz. Güzellikleriyle, hoş günleriyle geçti gitti yani. Hala da devam ediyoruz. Hocam, Sen... yanılmıyorsam Kırıkkale döneminiz var. Kırıkkale Spor. Ondan Evet. da bahsedeyim. Çubuk Ali. 1997 yılında Çubukspor'dan Kırıkkale Spor'a transfer olmuştum. Orada bir buçuk sezonum geçti. Ama orada ortam bize uymadı diyelim. Belki o Evet. günkü şartlar öyleydi. Yani fazla duramadık. Tekrar memleketimize döndük bazı özel nedenlerden dolayı. Yani Anladım. böyle. İşte bugün özellikle bunun üzerinde duracağız hocam. Çubuklu gençlerimiz için özellikle, yani gurbette yaşamanın zorluğu, çubuktan çıkıp daha rahat oryantasyon sürecini atlatmaları konusunda yani neler yapmaları gerekiyor, bunlar bizim için önemli. Doğru. Antrenörlükte Çubuk'ta görev yaptınız hocam sanırım. Ondan da Evet. bahsedeyim yine. Başka takım çalıştırdınız mı hocam? Çubuk harici, Çubukspor harici. Yok, Ankara'da bir amatör takımlarda çalışmadım. Fazla uzun süreli çalışmadım. Şimdi Evet, bazen anladım. işte bu işler şöyle yani aileye kavuştuktan sonra belli bir yükümlülüğünüz oluyor. Dışarıya açıldığınız zaman ailevi yükümlülüklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Yani dışarıya gittiğiniz zaman bu yükümlülükleri karşılayabileceğin bir durum, kazanç elde edebilirsen dışarı gitmeyi tercih ediyorsun. Yoksa onun Evet. haricinde şimdi aile geçindirmek kolay iş değil özellikle günümüzde. Evet Yani hocam. şimdi maddi şartlar daha ön plana çıkıyor bu konuda. Onun için Evet. dışarıdaki takımların ikinci, üçü derken biz kendi takımımızda bir liraya çalıştık. Yani buralarda Evet. kaldık. Biraz da kendimiz, biraz esnaf şeysi var. Çünkü devamlılığı olan bir iş değil. Profesyonelce bir iş değil. Ama Süper Lig, profesyonel takımlar,
Belki bu işi profesyonelce yapıyorlar, iyi paralar kazanıyorlar ama alt liglerde, özellikle amatör liglerde çalışan antrenör arkadaşlar maddi konularda çok sıkıntı çekiyorlar. Bizler de yani Evet. bunun bir parçasıyız. Onun için yani dışarıda çalışmak maddi şartlar, olanaklar yerine geldiği zaman düşünüyoruz. Yoksa Evet. şartlar yerine gelmekten sonra kendimizi oralarda harap etmenin bir anlamı yok. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Maalesef Türkiye'de de en büyük problemlerden bir tanesi bu. Aynen. Yani memleketinizde işin gerçeği, yani hani eli mahkum derler ya, o kıvama getiriyorlar. Dışarıda insan gitmeye ihtiyacı hissediyor. İnşallah herkes istediği, layık İnşallah. olduğu yere gider ve İnşallah. kavuşur diyoruz. Evet İnşallah. hocam, karantinada neler yapıyorsunuz? Ondan da bahsettikten sonra hemen gençlerimize başlayacağız. Evet, şimdi karantina gerçekten zorlu bir süreç oldu. Ama ben olaya biraz pozitif bakmak istiyorum. Şimdi karantinada ders alabildik mi acaba? Çünkü yani demek ki bu tür şeyler başımıza her an gelebilir. Bugün bir Covid salgını oldu ama başka bir şeyler de, başka afetler de olabilirdi. Onun için bizim hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır çıkabilir. Ama şunları gördük. Eşin, dostun, annenin, babanın, yakın akrabanın, dostun önemini çok iyi kavradık. Çünkü biz Türk milleti olarak doğal insanlarız. Kucaklaşmayı, kavuşmayı, birlikte hareket etmeyi, pikniğe gitmeyi, sinemaya gitmeyi, maça gitmeyi, bunlar bizim doğalımızda var. Ve bunları yaparken de düğünlerimizde bile özellikle kucaklaşmalar, şakalaşmalar, birlikte olmalar çok önemli. Ve bu 70 günlük süreçte gerçekten yani çocuğumuzdan bile gerçekten uzak kalıyoruz. Evet. İnşallah bunlardan ders alırız. Gerekli tedbirleri alacağız ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi insanlarda şu oluştu. Korku oluştu. İnsanlar korkuyor. Acaba bana da mı bir şey olacak? Ya şunu söyleyeyim, gerçekten ölümden başka her şeyin çaresi var. Korkarak hiçbir yere varamayız. Evet. Tedbirimizi Haklısınız alacağız hocam. takdir Allah. Çok dikkatli olacağız. Ama bu kadar korku insanlarda şu anda bu 70 günlük süreçte bir korku oluştu. İnşallah biraz pozitif olmamız lazım. Özellikle işte Evet. gençlere, büyük ihtiyaçlarına, babalarına sahip çıkmaları konusunda ya korkuyla bir yere varamayız. Özellikle gençlerimize ne tavsiye ediyorsunuz hocam? Bu Ya karantinada şimdi aileleriyle sürekli birlikteler. Belki birlikteler ama agresifleşmiş. en çok sıkılan onlardır. Şimdi tam yaz döneminin başladığı şu günlerde gerçekten en çok onlar içeride kaldı. En çok dışarıda sokaklarda gezecekler, Evet. sinemaya gideceklerdi, pikniğe gideceklerdi, maçlara gideceklerdi. Hayalleri vardı bayramda filan. Zor oldu ama işte diyorum Evet. ya bundan bir ders çıkartmamız lazım. Yani ailenin Kesinlikle. önemi, annenin, babanın önemi, akrabanın, eşin, dostun ne kadar önemli olduğu, birlikte olmanın ne kadar önemli olduğu işte bugünlerde ortaya çıktı. İnşallah bugünleri atlattığımız zaman eşimize, dostumuza, arkadaşımıza, annemize, babamıza biraz daha önem vermemizin ön plana çıktığını göreceğiz inşallah. İnşallah hocam, inşallah. Bu güzel dileklerle hemen karantinayı sonlandırdıktan sonra futbola geçebiliriz sanırım. Geçelim. Evet hocam. Şimdi futbolcu kardeşlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmesi için Evet. öncelikle olmazsa olmazları neler yapmalılar? Futbolcu Ya kardeşlerimiz, şu şimdi an hayalleri olan alt üst yapıyı düşünen altyapıdaki oyuncularımız. evet. Şimdi futbolcu olmayı kafasına, gönlüne koymuş genç arkadaşlarımız ilk önce şimdi özellikle ben çubuk gibi taşra yerlerinden şöyle bahsedeyim. Şimdi bizim buralarda aile baskısı, arkadaş baskısı bu tür şeyler ön plana çıkıyor. Ya biz çok iyi futbolcu ama mesela sahaya çıkıyor. Bazı şeyleri, yetenekleri ya da fizik olarak güçleri biraz daha zayıf olduğu zaman çocukların üzerine bir negatif ivmelenme oluyor ve çocukta bir kopma oluyor. Şimdi bu işe başlarken ben bu futbolcu olacağım derken işte 15-16 yaşlar artık futbolcu olabilmenin basamaklarına geldiği zaman ya futbolcu her şeyden önce çalışkan olacak. Çalışmayı çok sevecek. Çalıştığı hoca grubuna direktiflerine harfiyen uymak zorunda. Doğru. Artı ailesi onu desteklemeli, beslenmesiyle, dinlenmesiyle, okuluyla, futboluyla yani gidecek kulüpteki bu şartları ailesi de ona sağlamalı. Şimdi bizim zamanımızda şöyle dönecek olursak biz futbol takımını ben Çubukspor genç takımına ilk geldiğim zamanları hatırlıyorum. Babam döverdi gerçekten bak. Şimdi aileler Evet. kendileri alıyor çocuklarını getiriyor. Bu futbolcu olsun diye uğraşıyorlar. Futbol okullarından başlayarak böyle bir şey var. Ama bizim Doğru. zamanımızda böyle değil. Babamızla çalışırdık. Akşam üzeri antrenman olsa antrenmana gidiyor. Biraz zaten o zamanki tesisler, antrenman şartları, futbol. Yani malzeme yoktu daha doğrusu. Ha şu andaki Evet. şartlar yine ama çok iyi değil ama futbolcu arkadaşlarımızda bir şu var.
Hep böyle hayalciler. Şu anda çıkıyorlar televizyon mesela maçları seyrediyorlar. Liverpool'u seyrediyor. Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seyrediyor. Orada Evet. bir futbolcu kendine örnek alıyor. Hemen onun hayalinde hemen olduğunu zannediyor. Doğru. Antrenmanlarını aksatmadan çalışacak. Sabırlı olacak. Güçlü olacak. Çünkü bu Evet. iş güç gerektiren bir iş. Artı hocalarının verdiği direktiflere uyacak. Güçlü olduktan Kesinlikle. sonra tamam mı? Biraz da kendi eğer yeteneği varsa zaten bu işten ekmek yemeyecek diye bir şey yok. Çubukta ben Evet. şimdi şöyle bak yıllardır ben çubuğun içerisindeyim. Gerçekten müthiş yetenekli arkadaşlarımız var. Ama Evet. bizim çubukta bu işe çabuk küsen arkadaşlarımız çok. Hemen Doğru. mesela bir genç takımda oynuyor. Hocası bir oynatmıyor hemen hocaya küsüyor. Ya da arkadaşıyla tartışıyor antrenmana gelmiyor. Ya da A takıma çıkıyor hemen 2-3 kadroya girmiyor. Bize küsüyor, yöneticiye küsüyor. Arkadaşlara çevre alışkanlığı var. Arkadaşları şey yapıyor. Biraz da alışkanlıklarımız var. Şimdi mesela bizim özellikle çubuk gibi yerlerde bakıyorum. Futbol oynayan, altyapılarda oynayan arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani gerçekten şimdi şurada ekranda söylemek istemiyorum ama yani kahve alışkanlıkları üst seviyede, sigara alışkanlıkları üst seviyede. Ya Evet, çocuklar biraz hayalci onu olup da çözüyorlar. ben iyi futbolcu olacağım. Kendime bakacağım. Kendinden söz ettireceğim. Ben ekmek yiyeceğim. Aileme bakacağım. Kendine bir meslek edinmek uğruna çalışmıyor. Küsmek Evet. çabuk. Ya da birisine yöneticiye, hocaya bahane bulmak gerçekten çok kolay işler bunlar. Evet, haklısınız. Hiçbir hoca iyi futbolcuyu, yetenekli futbolcuyu harcamak istemez. Onu kazanmak ister. Ama onlar da sabırlı olmak zorunda. Bu iş sabır işi. Şimdi aynı okul merhalesi gibi düşünelim. İlkokul, ortaokul, lise çağı geliyor. Ondan sonra sıçrama üniversiteye gidiyor. E şimdi ilkokuldan üniversiteye çocuğu sıçratabilir miyiz? Bu basamakları geçmek zorundayız. İşte Kesinlikle. alt yaş kategorileri, ondan sonra A takım seviyesi. Zaten izleyenler oluyor. Onlar beğenilen arkadaşlar da A takımları alıyor. Böyle gidiyor bu işler yani. Evet, bir sonraki sorum aslında bununla alakalıydı hocam ama yine de cevaplamak isterseniz. Yani futbolda başarılı olabilmek için sadece futbol yeteneği yeterli midir? Ekstra tabii ki olması gerekenler mutlaka var. Tabii. Tabii kesinlikle. Yani şimdi Futbol yeteneği de olmayacak, tek başına tabii şimdi olmayacak. onun olması ona özgü bir yetenek. Ama onun yanında eğer fiziki olarak, performans olarak, tekniktir, taktiktir, dayanıklıdır, güçtür, kuvvettir. Bunları da eğer üzerine koyarak giderse zaten o kendi istemese de kendisinden bir yere gelir zaten. Evet Onun hocam. için yani futbol yeteneği olacak ama onun yanında o fiziki antrenmanlar, performans antrenmanlarını iyi yapacak. Devam edecek, ısrarla devam edecek. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Zaten bunlara devam edenler, şimdi profesyonel takımda çalışan belki futbolcu, kardeşlerimiz, büyük futbolcuları bakın. Şimdi Ronaldo, adam evinin bahçesinde özel çalışabiliyor değil mi? Şimdi bizim Kesinlikle. çubuk gibi yerde es yok diyoruz ama bugün işte stadyumumuzun olduğu yer iki tane sahamız var. İstese arkadaşımız gidip buralarda da özel çalışabilir. Bir sürü bu Çalışabilir. işlerle uğraşan arkadaşlarımız var. Yani kendini bireysel bile eksiklerini tamamlayabilir. O da Yeter sorunların ki arasında, evet. içindeki istek olacak abi. O arzuyu bırakmayacak kesinlikle. Ben olacağım. Ben bu işten ekmek yiyeceğim. Bunu Ben kafasına sürekli koyacak. aynen hocam, ben sürekli örnek veriyorum. Ben öğrenci kardeşlerimizle sürekli teneffüslerde olsun, antrenman öncesi olsun sürekli muhabbetini yapıyoruz. Hani şöyle bir kanı var, özellikle Türk toplumunda. Ronaldo çalışma ürünü, Messi atıyorum doğuştan gelen bir yetenek. Sanki sadece her şey bundan ibaretmiş gibi. Halbuki yani Messi'nin çalışma prensiplerinden Barcelona'da herkes bahsediyor. Arda Turan bizzat çıkıyor söylüyor. Messi'nin ne kadar çalışkan olduğundan. Ronaldo'nun yine aynı zamanda hem çok çalışkan hem çok yetenekli olduğundan yine bahsediyor. Yani bu oyuncular dünyada kazanmamış, kupa bırakmamışlar ve hala aynı futbola yeni başlıyormuşçasına hala aynı şekilde, aynı istekle her sezon çıkıp bir 50 gol atmak istiyorlar hocam. Yani bu Aynen istek doğru. anlamına Şimdi şunu geliyor. söyleyeyim. Yani çok şey İnşallah. söylemeye gerek yok. Yani televizyonlarda o kadar şeyleri görüyoruz ki ya çalışan oluyor abi. Sabır eden oluyor. Evet. Çalışmazsan olmaz. Çalışacaksın. Hocam, Ve sadece devam et. futbolcu olacağız diye de bu olaya bakmamamız gerekiyor. Tabii. Şimdi Açısından doğru. yani ben kendimden örnek verecek olursam, ben futbolcu profesyonel olamadığım zaman hüngür hüngür ağladım, kulüpten ayrıldım hocam. İnanılmaz. Dünyam başıma yıkıldı. Resmen hayatım mahvoldu. Yani Ama Allah bana
farklı bir kapı açtı hemen ardından. Yani Tabii, son kesinlikle. iyi ki Tabii dedim tabii. olmuşum. Öğretmenlik çok Onlar takdir ilahi. Onu zaten daha... boyun eğmek zorundayız. Yani nasibimiz de varsa olacak. Yani nasip olmadan, bakın bugün 28. orucumuzu açtık. Nasip de yoksa zaten yarın nasibimiz de yoksa yarın bayramı da göremeyeceğiz. Evet. İstersin, belki olamayabilirsin. Çok yetenekli arkadaşlarımız vardı, futbolcu olamadılar. Çok yeteneksiz arkadaşlarımız vardı, çalışarak oldular ya da birilerinin tavsiyelerine bir yerlere geldiler. Şimdi ben Mehmet Ekşi ile şeyde çalışmıştım. Beşiktaş'tan belki tanırsınız ismen olarak. Ben Kırıkkale Spor'da çalışmıştım. Evet. Şimdi adam bana şunu söyledi hoca. Ben derdi yetenek olarak, futbol olarak çok zayıftım. Ama ben o kadar çok çalışırdım ki hocalar beni kesmezdi takımdan derdi. Ama Doğru. futbol yeteneği çok kötüydü diyor. Kendisi anlatıyor yani birebir. Benim hocamdı Kırıkkale Spor'da. Ama adam ben çalışarak diyor futbol oldum, milli takımlara geldim diyor. Onun Doğru. için ya yetenek belki çok olmayabilir ama çalışarak, fizik olarak, performans olarak, dayanıklılık, güç, kuvvet, işte bunlar futbolun bazı temel esasları var. Bunları biraz da üzerine Evet. kendin koyarsan, biraz da kendin sabırlı olursan bu işin yani yapılmayacak tarafı yok yani. Evet hocam, ben yine başka bir soruya geçeceğim. Özellikle benim de çok önemsediğim, sizlerin de tabii ki görmezden gelemeyeceğiniz dinlenme, beslenme ve antrenman üçgeni. Bu üçgen orantısal olarak, yani bundan bir şey söz etmemiz bence yanlış olur. Hepsinin de kendi çapında inanılmaz üstünlük kurduğu taraflar var. Dinlenme olmadan, hocam beslenme olmadan, antrenmanda %100'ünü vermeden yani hayallerine ulaşmanız sanırım mümkün değil. Değil. Ya şimdi Evet. yalnız bir de olaya şöyle bakmak lazım. Şimdi profesyonel takımlarda bu tür söylediğiniz şeyleri yapmak kolay. Çünkü futbolcunun başka bir işi yok. Ya da mesela bizim bu sene A takımımızı düşünelim. Bizim buradaki futbolcularımız bunları başarabiliyorlar. Ama Evet. özellikle Evet. Avrupa'daki oyuncularda bu sıkıntı çok büyük. Yani bunu Evet. kendimiz de yaşadık. Çünkü sabah öğrenci okula gidiyor. Oradan çıkacak, antrenmana gelecek. O sıradaki beslenme, dinlenme zamanları çok sıkışık. Yoksa Ama onu işte bunlara da mecburen katlanarak, eğer bunlara dikkat eden sporcu kardeşimiz olursa zaten bu basamakları geçerse A takıma geldiğinde zaten çok zorluk çekmiyor. Oraya da evet. zaten alışıyor. Çalışmasına da devam ederse zaten bunlar olmazsa zaten futbolun ya da başka spor branşlarının da olmazsa olmazları. Sen Doğru. iyi çalışmazsan, iyi antrenman yapmazsan, iyi beslenmezsen, uykun iyi olmazsa zaten gerisini boşver. Çünkü sahaya çıktığın zaman o sahada koşmak öyle yürek ister yani. Evet. Sadece böyle konuşmayla olacak bir şey değil. Tamamen güce dayalı bir iş yani. Hocam yani ülkemizin sosyoekonomik düzeyi de tabii önemli, ama yine de beslenme konusuna da bir parantez açalım istersen. Beslenme konusu da tabii ki çok elzem bir konu. %100, %100. Yani ya Ne şimdi tavsiye edersiniz gençlere, çok yani antrenmandan sonra özellikle karbonhidrat, protein, özellikle Ya bunlarla alakalı. şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi mesela profesyonel takımda çalışan antrenör arkadaşlarımız bu konularda rahatlar. Diyetisyenle çalışıyorlar mesela. Futbolculara antrenmanlara gelmeden ya da antrenman sonunda neler yiyeceklerini, yatarken neler yenecekleri, işte maç günleri neler alacakları, maçtan sonra neler alacakları, dinlenme günleri nasıl olacakları, bunlar kolay işler. Ama bu işe yeni başlayan sporcu kardeşlerimiz için çok zor şu anda. Çünkü onlar için gerçekten zor. Onlar şu anda sadece düzenli bir beslenmeyle gidebilirler. Gençler için söylüyorum. Ama A takım seviyesine geçtiği zaman, çünkü bunlar tamamen şu anda mesela biz kendi çalıştığımız, en son bıraktım mesela Çubukspor'da görevi, ama çalıştığımız teknik ekibin içerisinde mesela yardımcı antrenörlerimiz aşçılarımızı da alır. Onlarla antrenman öncesi ya da maç öncesi, maç sonrası gibi bütün yemeklerle ilgili, tamam mı? Alacakları işte bütün her şeyi onlar programlıyorlar. Ama şu Evet. anda bunları şimdi gençlere biz şunları şunları şöyle alırsanız şöyle olur gibi söylemek şu an için yanlış. Yani Çünkü en genç azından takımdaki oyuncularımız şu anda sadece en güzeli düzenli beslenmek. düzenli Avucu besleniyor. buradan Hocam kendini şu an güzel besleniyorlar. Eminim ben güzel besleniyorum. Anne yemekleriyle. Ramazan mermi daha güzeldir yani. Hep Yani yağlı olur daha. dışarıda bir tost yemektense bir annenin çorbasını içmek daha biçilmezdir. Yani bir sporcu Tabii. için mutlaka Ya sporcu tercih. kardeşlerimiz, futbolcu olmak isteyen kardeşlerimiz düzenli beslenmelerine dikkat etsinler. Şimdi mesela kola gibi asbi yiyecek. Şimdi her zaman konuşuyoruz. Ya şimdi Evet. bunlar da artık kendilerini ayıklayacaklar. Abur cubur şeylerden kendilerini ayıklayacaklar. Bunlar şimdi
hayal gibi geliyor. Bizler de buralardan geçtik. Bizlere de çok söylendi. Bizler de yapmadık ama iyi yerlerde olamadık. Bizler, ben şimdi diyorum ki keşke ben 18-17 yaşında olsam, hocamın her dediğini ya da bana bir nasihat veren her büyüğün, bu işi yapan büyüklerimin sözlerini dinlerdim diyorum. Niye? Çünkü bu işte Evet. çok paralar kazanabilirdim. Çok iyi yerlere gelebilirdim. Eğer bu Hocam. şeyleri, futbolcu olmayı kendisine düstur edinen kardeşlerimiz varsa, şu anda bizi dinliyorsa, şu an için söylüyorum, onlara düzenli beslensinler, kendilerine iyi baksınlar. Sabırlı Evet. olsunlar, gerçekten gelirler, iyi yerlere gelirler. Bu işlerden para da kazanır ama sabırlı olmak zorundalar. Kesinlikle. Bu arada altta yazılar görüyorsunuzdur, belki gözünüze çarpıyordur. Arkadaşlar bazen yazıyorlar, soru soruyorlar. Ben göremiyorum hepsini. Yayın başında Ben hepsini söylemiştim ama görmüyorum. hocam, yayın sonunda alacağım ben de soruları. Yayın sonunda inşallah sorusu olan arkadaşlar varsa, yayın sonuna kadar sabrederse inşallah herkesin sorusunu cevaplayacağız. Sıkıntı yok. Ben göremiyorum. Sen görüyorsun, ben göremiyorum. Tamam hocam, o zaman ben en sonda sizlere okurum. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi siz futbolcu olma aşamasında dedik zorluklar çektiniz muhakkak. Öyle bir profesyonel futbolcu kolay olmuyor. Yani bir antrenör kolay olunmuyor. Yani futbolda emek sarf etmeden, çabalamadan yerlere gelmek imkansız. Sizin de bahsettiğiniz gibi sizin en büyük belki de engeliniz ailenizdi. O %100. açtınız. Daha Şimdi sonra buraya geçerken ne gibi zorluklar yaşadınız hocam? şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim başladığımız dönemlerde genç takımlara seçme yaparlardı. Biz o seçmelere katıldık, çekinerek gittik. Şimdiki gençler yine iyi. Şimdi her zaman yanımıza geliyorlar, konuşuyorlar. Şudur budur bir şeyler oluyor. Ya da sosyal medya var. Kolay yani iletişim çok kolay. O zamanlar sahaya gidip bir hocayla konuşmak çok büyük işti. Evet. Oradan izin alacaksın, sahaya gireceksin, antrenman yapacaksın. Bizim zamanımızda işte genç takımlara seçme yaparlardı. Biz de işte gittik böyle, bizi seçtiler. Neyse, genç takım, amatör takım derken birkaç sene sonra bizi A takım seviyesine aldılar. Yani tamamen genç takım ve amatör takımda gösterdiğimiz başarıya göre bizim o zaman işte Çubuksporumuz 3. ligdeki, biz 5-6 arkadaş çabuk bir basamak atladık. Yani artık oradaki işte seyreden hocalar bizi, performanslarımıza bakarak biz çabuk geçiş yaptık. Bunu yapamayan Evet. arkadaşlar da var. Ama biz 4-5 tane arkadaş genç takım ve amatör takımdaki oynama süremiz 2-3 yılı geçmemiştir gerçekten. Onda Biz da hemen tabii A kendinize takım seviyesine geçtik. güvenin. Ama şöyle de bir şansımız vardı. O zaman belki bu kadar genç yoktu. Bu kadar futbola belki eğilim yoktu. Biz belki annemizden babamızdan kaçarak geldik, okuldan kaçarak geldik ama biz bu işi gerçekten çok seviyorduk. Okulu aksattık, geldik, antrenmanlara katıldık. Ya Allah da nasip etti. İşte onlar da bizim performanslarımızı, yeteneklerimizi değerlendirdiler. Bizleri aldılar. Biz çok şey yapmadık. Önümüzde çünkü bir profesyonel takım vardı. Amatör takımında beğenilen oyuncular oraya alınırdı. Biz de böyle bir iş yaptık. Şimdiki gençleri görüyorsunuz. Yani siz çalıştığınız üst yapıda, altyapıdan gelen çocuklarda ne gibi eksiklikler var? Yani kendi özgüveni veya sorumluluk alma, disiplin, yani bunlarla ilgili problemleri mi var ki ben maalesef Çubuk'ta uzun süredir yani üst düzey bir sporcu göremiyorum. Maalesef. Ya gerçekten şunu söyleyeyim. Şimdi ben 2,5 yıldır bal takımında teknik adam olarak görev yapıyorum. Bak, yeni görev bıraktık mesela. Sezon başı bile 8 tane arkadaşımızı takımımıza dahil ettik. Bizlerle beraber çalıştılar mesela. Gerçekten müthiş yetenekli çocuklarımız var. Belki daha gelemeyen arkadaşlarımız da vardır. Çünkü yani 23 kişilik, 24 kişilik bir kadroda 7-8 tane genç oyuncu orada barındırmak öyle kolay iş değil. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Çubukspor A takımında bir başarı bekleniyor. Her şey günübirlik, her şey haftalık, her şey aylık. Yani uzun vadede bir çalışma yapma şansın şu an için zor. Ha, ilerleyen zamanlarda inşallah bunların önü açılırsa, o zaman genç arkadaşlarımız belki sayısı burada daha fazlalaşacak. Ha, şu var. Yetenekli arkadaşlarımız çok ama şu anda takımın, taraftarın, camianın beklediği işte şampiyonluktur ya da küme düşme potasıdır. Bu tür olaylardan dolayı genç Sabırsızlıkla. arkadaşlarımıza fazla bir şans verme şansın zor oluyor. Çünkü sahaya koyuyorsun, yaptığı en ufak hata çekilmiyor. Yani çünkü taraftar işte, yani herkes seyrediyor. Bizler de olmadığımız zaman seyrediyoruz. Genç arkadaşlarımıza, özellikle kendi oyuncularımıza karşı bir sabırsızlık var. Hocam Ha, bunu şu da... kazanayım derken kaybetme noktasına geliyorsunuz. Taraftarın da özellikle sabırsız olmasından dolayı. Aynen. Ben bunu yaşadım işte. 8-10 tane oyuncumuz bizlerle antrenmana çıktı. Çocuklar kadroya giremeyince birisi okulu bahane ediyor, birisi annesini bahane ediyor, birisi babasını bahane ediyor. Ama bizim çevremizde de gerçekten ailelerde sabır yok. Ya senin hakkını yiyor,
Hemen istiyorlar ki hemen gitti oraya kampa dahil oldu. Çalıştı antrenmanda hemen 11 oynasın. Hemen 18'e girsin. Kötü de olsa oynasın. Herkes sadece kendi çocuğunu iyi zannediyor. Evet. Sahaya ya iyi olana kimse bir şey diyemez. İyi olan oyuncu ben ne kadar oturtabilirim kenarda ya da ne kadar dışarı atabilirim. Onun Evet. için biraz ailelere sabırlı olması ve futbolcu kardeşlerimizin arkadaş çevresinin yönlendirmesi bu konuda çok. Doğru. İşte bizim ortamını sen daha iyi biliyorsun. İşte kahvehanelerde, kafelerde vesaire yerlerde ya işte hoca seni görmüyor, işte seni kadroya almıyor, seni umursamıyor. Korkmuşlar herhalde. Çocukların istekleri bir anda negatif yerlere düşüyor. Halbuki onlara oğlum sen daha yerlere gelirsin. Biraz destekleme olsa arkadaşlarından, çevresinden, ailesinden ya birinci ay oynamaz 4-5 maçta ikinci dönem oynar. Yani böyle bir şeyimiz yok, sabrımız yok. Hemen oynasın, hemen Evet. kazansın, hemen olsun. Yani Çevresel faktörler önemli hocam. Dolduruşa geliyor istemesin. oyuncudan. Gerçekten yani iyi bir menajeri zaten olamaz çocuğun. Yanındakiler de dediğiniz gibi bahsettiği zaman ya ben o zaman işime geleni yaparım deyip hemen bir anda yapmış olduğu bütün emekleri Hayır. bir kenara atabiliyor. Evet, Yapmasın. yani Bu işin sene biraz bu sene kampa biz 8 oyuncu dahil ettik. Okullar başladı. İşte kadroya giremeyenler oldu. Yani bir aydan sonra bir bakıyorsun 3 tane 4 tanesi okulu bahane ediyor. Bir yeri bahane ediyor. La oğlum diyorum. Söylüyorum, çağırıyorum. 5 antrenman yapıyoruz haftada. 5'ine gelemiyorsan 4'üne gel. 4'üne gelemiyorsan 3'üne gel. 3'üne gelemiyorsan 2'sine, 1'ine gel. Buradan ayrılma. Çünkü buradan ayrıldığın zaman sen ayrılırsan ben seni aramam. gözden uzak olan gönülden uzak olur Gönülden hocam. ya Böyledir çünkü yani. sen değilsin ki. Sadece ben değilim ki. Ama Evet. burada bir başarı istiyor. Burada çünkü camiada bir istek var. Şampiyonluğa gidecek ya da küme düşmeyecek vesaire vesaire. Çünkü Evet sahaya hocam. çıktığınız zaman tamamen bizim geleceğimizle ilgili. Senin şunu kadroya almışsın, bunu oynatmışsın, ona bakmıyor zaten. Doğru. Evet hocam, Evet. şimdi motivasyon kısmından biraz teknik boyutuna geçmek istiyorum. Biliyorsunuz atletik performans sporda inanılmaz önem arz etmeye başladı. Kuvvet, sürat, dayanıklılık, yani bunlar zihinsel yanında fiziksel yapı da mutlaka kusursuza yakın olmalı ki. Yani %100. hocamız seni kesemez. Yani formayı kesinlikle senin üzerinden alamaz. Sen bu intibayı hocaya vermelisin. Tabii bunun için de kuvvet hocam, sürat, dayanıklılık. Ben bunlara da çok önem veriyorum. Yani bu da %100. siz bahsederseniz öneminden. Şimdi sporun her branşında olduğu gibi futbolda da birinci iş fiziki çalışmalar, performans. Yani sen de söyledin işte dayanıklılık, güçtür, kuvvettir, sürattir, artı Çabukluk. motivasyon. Yani şimdi bunlar zaten olmazsa olmazı. Yani aynı sofranın suyuna ekmeği nasıl olmazsa bu da futbolun zaten bütün spor branşlarının olmazsa olmazı. Zaten bunlar Evet. yoksa İyi gücün yoksa ikili mücadele kazanamazsın. İyi dayanıklılığın Kazanamazsın. yoksa maçı sonuna kadar götüremezsin. İyi Götüremez. motivasyonun yoksa bitirirsin, takım yalnız bırakırsın. Yani bunlar hepsi birbirine bağlanmış. Bunlarla götürüyorsun zaten. Hocam, karın kası kuvvetli olmayan bir oyuncu süratli koşamaz. Yani Aynen. bunu Hepsi bir bağlantılı. eskiden sizin zamanlarınızda belki daha çok böyle bacak kaslarına yönelik çalışmalar yapılıyordu. Üst yapılar biraz önemsizdi. Fakat şu an vücudun bütün bölümleri, sırt, Ya kol, bilim bel, o hatta kadar önde gidiyor ki gerçekten şimdi ben 2000 yılından beri antrenörlük yapıyorum. İlk kursa gittiğimden şimdiki en son gittiğimiz seminerlere kadar şimdi zaten sosyal medyadan dolayı takip edebileceğimiz çok şeyler var. Ya o kadar gelişiyor ki bilim gerçekten önüne geçemiyorsun. Yani bizim önceden çok ağrımıza giden şeyler şu anda vazgeçilmezler oldu. evet. Gerçekten futbolda enteresan işlere gidiyor. Yani o kadar çalışmalar değişiyor ki. Ha belki sahadaki organizasyonlar, teknik ve taktikler belki onlar fazla değişmiyor. Onlar sadece futbolcuyla hocaların arasındaki, takımın arasındaki olan şeyler. Ama fizik olarak işte güçtür, kuvvettir, dayanıklıdır bunlar ya o kadar değişiyor ki. Ya Artık bir antrenörün futbolcular iyi para kazanan futbolcular artık bireysel antrenörler tutuyor. evet, Kendilerine inan. ya inanılmaz derecede. Onu diyecektim hocam. Bir antrenörün artık tek başına baş edemeyeceği noktaya geldi. Tamamen bir ekip işine döndü. Abi Bunun için de %100. ben futbolcu en ön planda diye düşünüyorum.
Buradan Buyur. şey yapacağım hocam. Saha içerisine geçeceğim. Şimdi özellikle bizim mental anlamda çocuklarımızda şöyle bir eksiklik var. Ben bunu çok yerde gördüm. Yani çok yetenekli, müthiş ama toplu oyunda müthiş hocam. Topsuz oyunda sahada maalesef yokları oynuyor. Toplu oyunda çok iyi, üst düzey ama toplu oyun yanında topsuz oyunun önemi. Çünkü hocam bir şey daha ekleyeceğim. Maç 90 dakika artı uzatmalarla Türkiye Ligi'nde bir maç 95 dakika. Bir Hocam futbol 100 dakika. istatistiklere baktığımız zaman ayağına maksimum 2 dakika 3 dakika arası top değiyor. Bir Aynen doğru. 3 dakikada koşuyor, yürüyor veya başka eylemlerde bulunuyor. Ya şimdi profesyonel futbolcular artık bu işi aşmaya başladılar ama amatör olarak yerel liglerde oynayan oyuncular bu işin şeysinde hep böyle gösteri tarafındalar. Sahada işte tribünde izleyenler bile sadece futbolcu topu ayağına aldığı zaman iyi bir hareket yaptığı zaman hep onu görüyorlar. Evet. İyi bir futbolcu iyi bir orta atıyor ya da iyi bir şut atıyor onu görüyor ama atıyorum bir bek oyuncusu adam 90 dakika 100 kilometreye yakın koşu mesafesi kat ediyor o görükmüyor. Tamam, onun Evet. için ha, onu işte burada teknik adamlar yani teknik adamın ekibindeki insanlar bu işte uğraşan insanlar görür. Ama Yani futbolun çocuklarımız burada dikkat etmesi gerekiyor. abi şimdi zaten bu işin temin bak sen çok güzel örneği verdin. Bir futbolcuya 95-100 dakikada toplamda 2 ile 3 dakika arasında top ayağına değiyor. Yani onu da 5 saniye ile 10 saniye tutan yok zaten. Tut Evet. ver al ver. Günümüz futbolu çabuk oynanıyor. O eskiden de bireysel futbolcular. Şimdi Messi gibi kaç tane futbolcu var dünyada? Yok hocam, 5 tane Var mı? geçmez. Yani Yani. hatta Messi gibi bir tane var şu an dünyada Mesela ama. sen Türkiye Ligi'nde hiç seyrettin mi? Top orta sahadan aldı gitti herkese çalımladı bir şeyler yaptı gol attı. Yani çok nadir. Bunlar Allah vergisi bir şeyler yani. Şimdi futbol artık tamamen takım oyununa döndü. Çabuk oyuna döndü. Çabuk vermeye, çabuk oyun değiştirmeye, çabuk gidip çabuk gelmeye döndü. Onun için futbolun %98'i topsuz oyunda. Güçte, dayanıklılıkta, Evet. kuvvette. Yüzde Doğru. kalan %2'si, 3'ü de sadece takımın taktiğinde, tekniğinde, futbolcunun yeteneğine kalıyor zaten. Evet hocam, yarım saat dedik ama yarım saati de geçtik bu Önemli. arada. Sıkıntı yok. Bizim açımızdan. Öyle ben şunu söyleyeyim. Sahada değil sadece sporcularımızın, saha dışında da örnek bir sporcu teşkili anlamında örnek kişiler olması gerekiyor ve kendini de hayatta her alanda geliştirmeleri gerekiyor. Yani bunun için kitap okumaları, müzik dinlemeleri, bir hobi edinmeleri, yine güzel aktivitelere katılmaları, kendilerini geliştirmeleri kısaca. Yani bunlar da sanırım Ya olmazsa olmaz şimdi programın için. başında söyledik ya Kurtuluş Hocam şimdi karantina dedik. Bak bizim hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır. Şimdi 70 gündür mesela evinde oturan genç arkadaşlarımız ya çok rahat bir okuma imkanı, çok rahat araştırma imkanı. Kitap Yani bunlar okumada. gerçekten zaten sporcu akıllı olur. Gerçekten ben mesela mesela kendi futbolculuk dönemimden şu ana kadar yönettiğimiz futbolcu kardeşlerimizde de şunu gördüm. Son zamanlarda başarılı olan bütün sporcu kardeşlerimiz hem eğitim olarak hem sosyal olarak kendilerini geliştiriyorlar. Geliştiremeyenler bu işin farklı boyutlarında kalıyorlar. Hep hani bahsederiz ya işte maçta dıngırdatan futbolcu, maçı işte bırakan oyuncu ya da işte hocayla tartışmış, yöneticiyle tartışmış taraf bu tür eğitimsiz oyuncular gerçekten artık çabuk yok oluyor. Ama kendini yetiştiren hem eğitim olarak hem sosyal olarak hep iyi yerlerdeler ve iyi yerlere gelirler. Onun için futbolcu kardeşlerimiz şu andaki yaşlarının kıymetlerini iyi bilsinler. Eğitime açık olsunlar. Eğitim artı spor müthiş, müthiş ikili. İyi Evet yerlere hocam. gelir. İyi futbolcu olur, iyi yönetici olur. Daha başka işlerinde de iyi olurlar. Çünkü zaten sporcular iletişimleri müthiş oyuncu, müthiş insanlar oluyor. Evet Sporcular hocam. gerçekten iletişimi iyi insanlardır yani. Yani hem spor hem eğitim ikisi bir arada gidebildiği noktaya kadar sürdürsünler. Yani Bence direkt de demek ki. futbol. Yani şu an Umut Nayır örneği var. Beşiktaş'ta oynuyor, Ankaragücü'nden yetişme. Şu an kendisi hukuk fakültesi öğrencisi. Yani avukat olacak Süper. belki de. Yani bunun gibi örnekler var. Hem öğretmenlik yapıp hem profesyonel futbol oynayan yine başka mesleklerle tabii hepsi el vermiyor ama yine de eğitim konusunda
gidebildikleri yere kadar gitsinler. Çünkü futbol nankör hocam, biliyorsunuz. %100. Yani özellikle alt liglerde bu işin sonu yok. Yani al bizim başımızda, ben 46 yılım geçmiş, 30 küsur yıl bu işin içerisindeyim. Yarına ne olacağı belli değil. Ama eğitimde böyle bir şey değil. Belli bir meslek edindikten sonra bu işe yine devam edebiliyorsun. Al bak mesela sen bu işin içerisindesin. Milli eğitime dahil oldun mesela ama bu işin içinden kopmuyorsun. Antrenörlük devam ediyorsun, hoca olarak devam ediyorsun. Evet. Ama işte eğitimini alan arkadaşlarımızın önü de açık. Gelecekleri de garantide. Ha spor, Kendi çünkü futbolu bir yaşa kadar oynuyorsun. Herkes antrenör olmuyor. Şimdi mesela Çubuspor'da bu sene 26 tane oyuncu var. 30 küsürlü yaşlara geldi mi yaşlı futbolcu deniyor. Futbolu artık bırakıyor. Bu saatten sonra ne yapacaksın? Hiç olmazsa işte şu anda, şu yaşlarda eğer kendilerine bir hedef çizerlerse, ben öğretmen olacağım, ben antrenör de olabilirim. Yani işte eğitimini alabileceği, doktor olacak, avukat olacak, devam eder. Çeşit çeşit bir sürü arkadaşlarımız var bizim. Beden eğitimi öğretmeni olup da kaç tane futbolcu kardeşimiz var. Doğru Abi hocam. hayat zor. Yani hayat sadece şu andaki yaşlarda değil, hayal dünyasında değil. 30'lu yaşlara geldiği zaman bu işleri yaparken, artık aile geçimi de başladığı zaman, o zaman eyvah diyorsun ama iş işten geçiyor. Onun için şu anda bizi dinleyen genç arkadaşlarımız eğitimlerine çok önem versinler. Ha eğitimle belki geri kalan arkadaşlarımız olabilir. Olur. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Bulundukları zanaatlar çerçevesinde, işleri çerçevesini geliştirsinler. Kendilerine meslek edinsinler yani. Hocam artık sona yaklaşıyoruz. Önemli bir konu, yine bir sorum olacak. Biliyorsunuz takım çalışması artık futbol için yeterli değil. Az önce Ronaldo örneğinden verdik. Tabii ki herkesin Ronaldo gibi imkanı yok ama bireysel antrenmanların önemi, bireysel olarak yani futbolcunun kendini tanıması ve eksik yönlerini geliştirmesi konusunda ne Ya dersiniz? şimdi zaten mesela yine şeye geliyoruz. Geldik karantinaya. Mesela işte bütün üst düzey takımlardaki oyuncuları görüyoruz. Şimdi bütün kulüpler, bütün hocalar futbolcularına teker teker bireysel antrenman yapma şeyleri, programları gönderdiler. Evet. Yani bireysel antrenmanın öneminin ne kadar olduğunu şu anda gördük. Demek ki başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Tabii. Ha ben sana şunu söyleyeyim gerçekten. Ben mesela geçen sezon özellikle Çubuspor'da çalışırken 5-6 tane oyuncumuz özellikle bireysel çalışmaların faydasını çok gördüler. Değil mi Her hocam? Eskiden böyle bir şey yoktu. ya yok nerede, imkanlar dahilinde. Yani ha şunu söyleyeyim. Alt liglerde bu Antrenmanın çok daha zor. Ama kendisine bu işi hedef koymuş, ideal koymuş. Ben bu işten ekmek yiyeceğim. Kafasına koymuş. Genç arkadaşlarımız bu işe ısrar ediyor. evet, şu an Gidiyor. yayında bulunan mutlaka o tarz öğrencilerim var hocam. Adana'da olsun, Kastamonu'dan olsun. Şu an yayındalar. Beni de takip ediyorlar, sağ olsunlar. Yani benim inanılmaz yetenekli gördüğüm ama tabii ki bahsettiğimiz gibi yeterli olmayan, sadece şu an yetenek aşamasında ve bunun üzerine koyup ilerleyebilecek, Süper Lig'de dahi oynayabilecek Ben yetenekli şunu dahil arkadaşlarımız edeyim. var. Ben şunu dahil edeyim. Şimdi biz takım antrenmanı yaptırıyoruz. Sahaya çıkıyoruz. 25-26, artık sayı mevcudumuz 30'a da yaklaşıyor bu. Şimdi orada 1,5, yani 90 dakika, 100 dakika, 120 dakika varan antrenman yapıyoruz. Şimdi her sporcuyla özel ilgilenemiyoruz. Biz çünkü takımı İlgilenemezsiniz. düşünmüyoruz. Ha belki kaleci hocalarımız kalecilerini alıyor, bireysel uğraşabiliyor ama bizler teknik ekip olarak biz takımı düşünmek zorundayız. İşte onun için Evet. futbolcu biraz uyanık olacak. Akıllı olacak. Artık çağımız gelişti. Ha biz zaten yardımcı hocalarımızdan her zaman şunu istiyoruz. Çalışmak isteyen oyuncularımıza zaten tesislerimiz açık mesela. Yani şu anda çalıştığımız ortamlardan dolayı söylüyorum. Futbolcu kardeşlerimiz, futbolcu olacak, bu işten ekmek yiyecek kardeşlerimiz de ya çalışmaktan usanmasınlar. Dinlenecek belli bir saat. Takım antrenmandan geldin. 2-3 saat geçer, 3-4 saat geçer, dinlenir. Hoca nezaretinde gider. Sahada fitness salonları var, spor salonları var. Ha, saha çalışmaları ayrı şeyler. Güç kuvvet fitness salonu çalışmaları ayrı şeyler. Bunlar artık hangisi eksikse o yönde çalışmalar tamamlanır. Önemli olan Kesinlikle. futbolcu olmak isteyen kardeşlerimiz bu konuda ısrarlı olmak zorunda. Çekinmeyeceksin abi. Çekindiğin zaman kaybedersin. Eksiğini tamamlayacaksın. Hocam Hacı'den bahsetmemize gerek yok. Dünyaca ünlü bir futbolcu Hacı. Hacı antrenmanlardan sonra saatlerce, hatta yani kaleciyi alıp serbest vuruş çalışan bir futbolcuydu. Yani o Yani. yaşında, 34 yaşında Galatasaray'da serbest vuruş çalışabilen bir futbolcu. Yani bu insanda bu tutku olmasa, bu çalışma azmi olmasa, emin olun Ya. ona kimse yaptıramaz. Yani Kesinlikle. Ya bunun gibi Türkiye'de forvet işte. arkadaşlarımız gol vuruşu çalışabilir.
Stoper arkadaşlarımız kafa vuruşu çalışabilir. Orta saha oyuncularımız pas, özellikle top kontrolü, bunlarla ilgili çalışmalar yapabilir. Çünkü önünde belki de hiç tahmin edemeyeceği bir gelecek var. Burada önemli olan işte futbolcu kardeşlerimizin, sporcu kardeşlerimizin istekli olmaları. Yani hocalarından talep edecek. Ya hocanın vakti olmaz, o zaman izin istersin gidersin abi. Gerekli Evet. dinlenmeni yaptıktan sonra, tamam mı? Zamanın, fırsatın varken gideceksin abi. Çalışacaksın. Kesinlikle Zaten hocam. kulübe bir şey istediğin zaman ya hoca seni göndermiyor mu? Sen çalışma, gerek yok demez zaten. Evet, Şimdi ben ben sana de. söyleyeyim. Şimdi bak, bizim takımımızda oynayan Bet Bey herkes biliyor. 38 Evet. yaşında. Bak. Mustafa Beppe. Ve yine bahsedelim Aynen hocam. Ankaragücü'nde, Konyaspor'da, Süper Lig'de yıllarca oynadı. Arkadaşlar şu an öyle. Çubukspor'da. Yani kariyeri müthiş bir oyuncu. Ondan bahsediyor hocamız. Yani milli takımda, Kamerun milli takımında oynamış. Eto'yla beraber oynamış. Adamdaki düstur şu bak. Ben şu ana kadar gerçekten 20 yıldır genç takım, amatör takım, bal takımı, profesyonel takımlarda birçok futbolcu kardeşlerimizle çalıştık. Yani kimse üzerine bir şey alınmasın. Adamlar müthiş derecede çalışmayı seviyorlar. Disiplinler, hiç itirazları yok. Ne yaptırırsan yaptır. Yanlış yaptır, doğru yaptır. Hiç ben adamlardan çalışma namına hiçbir şey görmedim. Yeterli olmadığı zaman sabah kalkıyor, adam koşusuna gidiyor. Şu kadar açıklıkla söyleyeyim. Takım antrenmana çıkmıyor. Bir şey oldu, bir problem oldu. Kardeşim benim işim diyor sahada diyor. Ben diyor koşmak zorundayım, çalışmak zorundayım. Bu problem diyor, idari problem diyor. Giyiyor eşofmanlara, çıkıyor. Disiplin var. İş disiplini, iş ahlakı. Onun için ne iş yaparsan yap, futbolculuk da böyle bir şeydir. Abi sahada güçlü olmak istiyorsan iyi çalışacaksın. Disiplininden taviz vermeyeceksin kesinlikle. İşini seveceksin kısacası yani. Saygı duyacaksın. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi yavaş yavaş bitireceğiz. Son olarak gençlerimize bahsettik ama yine bir toparlayacak olursak, gençlerimize genel anlamda inşallah bu karantina bittikten sonra, takım çalışmalarına başladıktan sonra tavsiyelerimiz neler? Yine en başa dönecek olursak. Ya şimdi gençlerimize şunları söyleyelim. Hani hadis-i şerif de var zaten. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilelim diye. Şimdi onlar belki hayal dünyasında olabilirler. Ama yarın bizlerin yaşlarına, daha bizlerden büyüklerin yaşlarına geldikleri zaman eyvah dememeleri için bugün belki bir nokta koysunlar. Hedeflerinde ne varsa, futbolcu olmak, işte eğitimci olmak, mühendis olmak, her neyse, yani kafalarındaki her neyse, iyi çalışsınlar, dürüst çalışsınlar, zamanlarını boşa harcamasınlar. Gerçekten zaman geçtiği zaman, arkaya döndüğün zaman eyvah diyorsun. Bak ben şimdi Evet. mesela keşke diyorum 18-20 yaşında olsam diyorum ama geçti ya, dönmüyor. Halı sahaya bile zor gidiyor, zor top oynamaya kaldık. Çünkü yaş gidiyor, artık adalelere hükmedemiyoruz yani. Yaşlarının Doğru. kıymetini bilsinler şu anda. Dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde çalışmadan, yılmadan hedeflerini koysunlar, ama hedef koysunlar. Mutlaka hedefler olsun. Ulaşamayabilirsin ama önemli olan o hedefe gidebilmektir, yani çalışmaktır. Evet, ne kadar amatör olursanız olun, zihinsel olarak, profesyonel olarak yaşamak zorundasınız. Hocam tekrardan teşekkürler. Şimdi geri dönütleri alabiliriz. Arkadaşlardan soruları olan arkadaşlarımız varsa yazabilirler. Yine aynı şekilde yayını beğenen arkadaşlarımız varsa bize bildirebilirler. Faydalı olduğunu düşünen arkadaşlar, eksik olduğumuz tarafları özelde konuşuruz. Evet hocam, yapılan yatırım ve halkın desteğine rağmen neden uzun yıllardan beri başarı gelmiyor? Ya da başarı gelmesi için ne yapmak lazım? Hocamıza sorabilir misiniz? Kuzey Ankaraspor sayfası Çubukspor'la alakalı bir soru soruyor. Tabii ki söz sizde hocam. Ya Yatırım ve şimdi başarı. şimdi yatırım diyoruz da, yani şimdi Çubuspor'u şöyle bir irdeleyecek olursak, şimdi Çubuspor hem tesis anlamında, hem yönetim anlamında, hem mali açıdan, hem futbolcu altyapısı açısından nerelerdeyiz? Yani bunun sorunları belki bizler de var. Yani 20 yıldır bu işin içerisinde teknik adam olarak çalışıyoruz. Gerçekten altyapı olarak, tesis olarak, malzeme olarak, üretkenlik olarak iyi yerlerde değiliz. Evet. Çünkü her gelen yönetim şunu istiyor. Hocam şampiyonluğu oynayalım. Şunu alalım, bunu alalım, bunu edelim, şöyle yapalım. Saha sonuçları, sabır yok. Hemen birkaç tane sahadaki skorlara göre yargılama çabuk bizlerde. Ya futbolcu ya hoca, çünkü bu işlerin işçileri bunlardır. Taraftar tabii ki haklı olarak şunu istiyor. Hep başarılı olalım. Ya biz de istiyoruz. Çünkü bu işin kazananları en çok futbolcular ve hocalar.
Çünkü yöneticiler para bulacaklar, taraftarlar izleyecekler, belki cebinden para arayacaklar. Ama sabır yok. Evet. Uzun vadeli bir takım yönetimi yok bizde. Ya uzun vadeli bir yönetim ben daha hiç görmedim. 2 sene üst üste aynı yönetim devam etsin. Evet, İki sene üst üste bir daha ilk defa belki biz çalışmışızdır. 2,5 yıldır görevdeydik mesela. Bir teknik adam 2-3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bir çalışsın. Böyle bir şeyimiz yok, sabrımız yok. Futbolcu grubu hemen değiştiriyoruz. Ya bunu beğenmedik hemen gönder şunu alalım. Bu parasını işlemiş şöyle olmuş, böyle problem yaratmış. Ya bahane bulmak çok kolay. Ya da futbolcu hemen şey yapıyor. Diyor ki ben param alamadım gideceğim. Çünkü bir de altlıkların böyle çok müthiş sıkıntıları var ya. Evet. Ama en baştaki şey yönetimsel olarak uzun vadeli planlar yapmak zorundayız. Evet. Planları yaparken bir basamakta takımı iyi kuracağız. Bunun maddi külfetini iyi hesaplayacağız. Sonra şampiyonla yürüyeceğiz. Vesaire vesaire. Ama bunu yaparken işte altyapısından A takımına kadar basamaklamayı iyi yapmak zorundayız. Evet. Pardon hocam. Pardon hocam. Hemen sözünüzü de devam ettirin. Bir soru daha var. Tamam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hocam bir mezun öğrencimiz soruyor. Sizce altyapıya gerekli önem veriliyor mu diyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi yönetimsel bapta bu konuya gerekli itinanın gösterildiğini söyleyemem. Çünkü orada yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. İşte İlhan Hoca'dır, Oktay Hoca'dır, Semih Hoca'dır. Gerçekten çok büyük emekler sarf ediyorlar. Bizler de çalışırız zaman zaman. Ama malzemesiyle, tesisiyle şimdi 59 yılında kurulan bir kulüpten bahsediyoruz. Bakın 1959 yılında kurulan bir kulüpten bahsediyoruz ve hala altyapısının bir tesisi yok. Yani çocuklar antrenmana geldiklerinde kendilerinin oturacağı, soyunacakları, oturacakları, çay içecekleri bir yer yok. Neresi boşsa orada? Yani gideceksin orada ya da evinde soyunup geleceksin. Ya şimdi daha biz birinci basamağa geçmemişiz. İkinci basamağa o işi geçeceğiz abi. Önce temeli sağlam atacağız. Temel evet. Sağlam olursa, sabır olursa, zaman olursa 3-5 yıl içerisinde bu ilçede çok güzel işler olur. İnanıyoruz ama işte bunu sağlayacak devamlı bir yönetim şekli lazım. Hocam bizim zamanımızda, şimdi yine çocuklar biraz şanslı, bizim zamanımızda biz Emre Doğan'la nöbetçi olurduk kulüp şeyde, soyunma odasında her gün nöbetçiler olurdu. 3 metrelik telden atlar, kömürü alırdık, daha sonra gider soba yakardık. Takım gelince ısınsın, idman sonrası yine duş aldığında. Yani çok zorlu şartlardı. İnşallah bundan sonra şu an ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, özellikle takımların sıkıntısı, inşallah altyapılara biraz önem verme konusunda biraz sanırım destek sağlayacak. %100 dönülmek zorunda. Çünkü bu işin içinden artık kulüpler çıkamayacak yani. Gerçekten çıkamayacak. Evet. Zaten üst düzey takımları görüyorsun, batak içerisindeler. Ama bizim gibi ilçe takımları da artık şapkalarını önüne koyacak. Ya şimdi illa üçüncü lig. Ya üçüncü lige de 3 sene sonra çıkarız kardeşim. Ya da ikinci lige 3 sene sonra. Ama ya bu işi basamaklandıralım. Bu kulübe bir gelir getirici bir işler yapalım. Bu kulübün altyapısını bir tamamlayalım. Ya başka yapacak bir şey yok. Şu anda en son ben bıraktım işte Çubukspor'da. Ya 25 tane oyuncunun 20 tanesini dışarıdan transfer etmek zorunda kalıyorsun. Her sene bu döngü devam ediyor. Kısır döngü. Evet, maalesef hocam, maalesef. O konuda yani bir olarak, yönetimsel olarak bir uzun vadeli bir planlama yapılmak zorunda. Çünkü biz hocalar ve futbolcular bu işin işçi pozisyonundayız. Evet. Çünkü yani öyle sözleşmeler olmak zorunda ki ben 5 yıl çalışacağımı bileceğim ki genç oyuncu yetiştirebileyim. Takıma hedef koyabileyim. Biz şu anda anlaşıyorsun, şampiyona gidersen gittin, gidemezsen 2 tane kötü sonuçta hadi Allah'a ısmarladık. Hadi işin gücünü rast gelsin. Maalesef, maalesef hocam. Şimdi Nurullah hocamız var. O da yazmış. Almanya modelini benimsemeliyiz. Gerekirse birkaç yıl milli takım seviyesinde veya kulüp bazında başarıyı dediğiniz gibi göz ardı edip uzun vadeli planlar yapmalıyız tarzında. Tabii ki bu kolay bir şey. %100 katılıyor. Bizde. Evet ama hepimizin %100 katıldığı bir konu. Musa Can diye bir oyuncumuz var. Adana Spor'u 19'unda oynuyor hocam. Şimdi oradan ayrıldı. Başka bir takımda. Benim de öğrencim de çok yetenekli. O da şimdi gördüm yazısını. İrfan Can Kahveci diyor hocam. Fransa milli takımına karşı yenmiş olduğumuz maçtan sonra yani yenmemize rağmen fiziksel olarak maalesef gerideydik diyor. Yani bizim Türk oyuncularda da evet
Avrupalı meslektaşlarına göre sanırım biraz yeni yeni oluşuyor tabii ama fizik olarak biraz Yani Alman. şimdi biz şunu yani kendimize bir ilk defa bir şapkamızı kendi önümüze alalım. Hem teknik adamlar olarak hem futbolcular olarak Avrupa'daki şartları futbolcular kurallara uyuyor. Futbolcu olabilmenin, futbolcu kalabilmenin, sahadaki performansı gösterebilmenin şartları belli. İyi çalışacak, iyi dinlenecek, iyi motive olacak. O işinden başka bir şey düşünmüyor. Ama biz de öyle değil. Bizim şimdi sosyal medyamız zaten yetiyor. Yani özellikle Süper Lig takımlarına bak. Şimdi maç bitiyor işte pazar günü akşam hepimiz. İşte bir tarafta Hıncal Uluç çıkıyor. Bir tarafta Erman Toroğlu çıkıyor. Zaten biz kendimiz bile her şeyi abartıyoruz ya. Evet. Ya işte doğal olarak görmüyoruz. Yani yanlış yaptıklarımızı görmüyoruz. Herkesi hep başkasının açığını görmek zorundayız. Ya iyi olmak için iyi çalışmak zorundayız. Kesinlikle İşin hocam. yani. Hocam tekrardan ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Rica Yayınımızı ederim. beğenen arkadaşlar şöyle kalp butonuna bir basarsa biz de ne kadar verimli olduğunu inşallah görebiliriz diye düşünüyorum. Böyle yandan renkli renkli kalpler gelince insan motive oluyor hocam. Evet tabii. Şimdi bu güzel ilk oldu. İnşallah bundan sonraki programlarda daha güzel şeyler olur. Bazen ilkler İnşallah. acemilik olur bazen. Ondan Evet. sonrakiler daha güzel programlar olur. Daha değişik arkadaşlarımız çıkar. Burada sohbet edersiniz inşallah. Yani Ya gel. bence fena yayın yapmadık hocam. Yok. Şimdi gerçekten şimdi mesela mevzular daha çok. Yani Çubuspor'a girersin, yönetime girersin, başka şeylere, ekonomi şeylere girersin, belediye. Yani şey çok. Önemli olan bak özellikle şu bulunduğumuz ortamda herkes kısıtlamadayız şu anda mesela. İnsanlara pozitif olmak zorundayız. Hep olaylara negatif bakamayız. Ya şimdi şurada bir yan yapıyoruz. Mesela bir sinemaya gidiyoruz, değil mi? Bir Evet. rahatlıyoruz. Bir pikniğe gidiyoruz, rahatlıyoruz. Bir maça gidiyoruz. Yani şimdi bunları nasıl telafi edeceğiz? İşte güzel bir yayın yaptınız. İnşallah arkadaşlar da beğenmişlerdir. Yani onlar Evet da hocam. kalsaydı, olsaydı daha güzel olurdu ama ilk yayın böyle olur. İkinci ayından itibaren inşallah bunlar daha şey olur. Biz her Aynen. zaman davette inşallah bulunuruz inşallah. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce yardımcı olmaya çalışırız. Hocam tekrardan çok çok teşekkürler. İlk yayınımızdı. Bir kusurumuz olduysa affola. Bizi Estağfurullah. kırmadığınız, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Bütün herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. İnşallah sağlıklı günlerde hep beraber milletçe, eş dost beraber inşallah güzel günler bizleri bekliyordur diyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. Allah'a emanet olun. Eyvallah hocam. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar yayınımız sona erdi. Saatimiz 10:25 civarı yaklaşık olarak bir yarım saat dedik ama 55 dakikayı bulan bir yayın oldu. Ortalama 35-40 kişiyle yayın yaptık. Yani inanılmaz mutluyum şu an. İlk yayın olmasına rağmen faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Hem antrenörlük aşamasında ilerlemek isteyen arkadaşlar hem de futbolcu olma babında bütün arkadaşlarımız için faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yarın kısmet olursa yarın olmazsa bayramın birinci günü. Müthiş bomba bir konuğumuz var. Yarın duyurusunu yapacağım. Yani bence kaçırmamanız gerekiyor. Süper Lig'de 11 takımda oynamış. Büyük takımların kancasına takılmış. Daha sonra antrenörlük kariyeri çok renkli olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin efsaneleri arasında yer alan efsane bir futbolcumuzla inşallah yarın yayın yapacağız. Olmadı dediğimiz gibi bayramın birinci günü. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu an 20 saniye kaldı. Allah'a emanet olun. Hepinize öpüyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.